Ekran başından ayrılmayın efendim. Akıl Çemberi kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi e, Türkiye için önemli günler bu günler. Bu yüzden mercek altına alıyoruz. Enlemesine, boylamasına konuşuyoruz, detaylandırıyoruz. Haritalarla, görsellerle anlayın diye. Sizlerin de yorumları, görüşleri tabii önemli. Zaman zaman da bakıyorum sosyal medyaya. Yine Akıl Çemberi etiketiyle de yollayabilirsiniz yorumlarınızı, sorularınızı. Şimdi Türkiye için önemli günler dedim. E, 12 şehidimizin ardından çok yoğun bir operasyon sürüyor. Çok şükür ama. Öncesinde de zaten yapılıyordu ama tek, tekrar şunu hatırlatalım. O kadar yoğun bir sis çökmeseydi bu teröristlerin sızmaları mümkün değildi. Doğru Şimdi, mu? Yani sen yani bölgede zaten onu deneyebilirlerdi de ama başarılı olamazdı. Yani yine zaten bir şey evet. yok yine yani o girişim zaten yine engelleniyor. Esas siz de dediniz ya harita önünde de esas amaç neydi o o kalıcı üstlere doğru. Evet. Doğru mu? Şimdi e, dolayısıyla yapılan operasyonların e, ne anlama geldiğini konuşalım. Şu sincarı da bir konuşalım istiyorum hocam harita üzerinde terörist yuvası. Neresi burada Irak bölgesinde desem Sincar diye birçok uzman yorumluyor. Eğitim me merkezleri ha, şu artı Amerikalılar da var orada. Ha, işte. Bir de o bölgede üssü var galiba çok yakında Amerika'nın büyük evet. bir üssü yani var. Yani yuva şu Irak'taki... Peşe yuvası yuvası diyelim. Ha. Yuva şu Sincar. PKK-YPG'nin teröristlerin Sincar'da nasıl bir yapılanması var? Sincar'ı temizlersek eğer Irak'ta iş bitti mi diyeceğiz? Hayır. Tem, tamamen yani buradaki e, teröristleri bitirdiğimiz zaman bölge epey bir terörden temizlendi diyebilecek miyiz? Hocam gel, Mesut Hakkıcaş'ın hocam. Bak, bak ne bak, kadar bak, haklıymışım, he? hoca varken bize konuşmak yani, diye. Önce ben hocam istiyorum gel senin... gel bir beş dakika. Hayır ya ben olmaz hocanın olduğu yerde olmaz. Yok 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 yok. Yani, Hayır efendim. Sizin Hocam sizin memleketiniz neresi? Ben memleket değil bu. bu. Ama siz de bu bölgeleri iyi biliyorsunuz. Yok yok ben hoca kadar, hoca kadar o, o bölgeye gitmedim ben Estağfurullah. estağfurullah. Buyurun o, o zaman mesela. Hoca bunu ya derslerde ben... İngilizcesini anlatıyor ya hadi. Yani <laughs> bir de şöyle bir şey var <laughs> ABD'nin e, PYD'ye PKK'ya verdiği silahların. Sincar'dan e, geçtiği, yani burası hem bir geçiş güzergahı hem yuvalandıkları yer, eğitim kamplarının olduğu yer doğru mu anlatıyoruz? Silahların sevkiyatı şu M4 var yukarıda yol kamışlının üstünden geçiyor gözüküyor ama bence o alttan geçiyor. Ama o yol. kilit yer burası mı? Yani söylenene ps, göre... Ps. Sincar'la Suriye'nin Fırat'ın doğusundaki yeri birleştirmeye çalışıyorlar değil mi hocam? Ha, şey. Buradaki ABD'nin planı nedir hocam? Sincar Bak, bölgesi. şöyle bir şey var. Buyurun. Daha ez, evveline baktığımız zaman. Önce bir Sincar'ı konuşalım ama Aha. hocam. Şimdi burası. Her... Ve, ve, ve. TSK'nın Sincar'a bir yani daha hava harekatları oluyordu ama. ...büyük bir işte kara harekatı veya daha büyük bir operasyon söz konusu olur mu? Bundan sonraki adım sincer diyebilir miyiz? Onu diyemeyiz. Onu bir defa düşmana yol göstermiş oluruz. Ancak burası çok tehlikeli eşek arası yuvası diyebiliriz. Hmm. Şimdi burada şöyle bir husus var. Ee, gördüğünüz gibi Zaho'da bir helikopter uçurmak için izin isteyen Amerika... <laughs> 1991'den bu tarafa çok alan açmıştır. Bu alanı da Irak Başbakanın söylediği gibi koalisyon kuvvetleri ile yapmıştır. Nasıl? Amerika'nın burada gözüken bir daha büyük bir harita getirebilir miyiz ee, şeye? Mesela yani, Hocam bu da ama çok açıklayıcı bu. Bundan Çok değil. Neden biliyor musun? Uçak silahlar nereden geliyor meselesi var. Ne tür bir harita istiyorsunuz? Sadece İran olduğu ya, mu? Orta Doğu haritası olsun. O üstleri Amerikan üstleri nerede? Ee, bu oluyor mu? Daha büyük lazım bir tane. Nasıl büyük hocam Anlayamadım. Orta gösteren, Amerikanın üstlerini gösteren. Ha, daha geniş mi? Amerikan evet. evet. üstlerinin yani. olduğu bir harita. var Orta Doğu vardı ya bizde. Yok tüm Türkiye'deki çevresindeki Amerikan üstlerini evet, gösteren evet. bir harita. Şimdi şunu böyle öbür türlü izleyicinin kafasına da şey yapmaz bu. Nereden giriyor? Şu Sadece Amerikan bayraklı bir harita olması değil. lazım. Mesela şurada daim bulabilecek misiniz? Üstünde, burada Amerikan üstü var. Bu Amerikan üstünden buradan kalkan bir defa burada. Ee, Suriye'nin bunun düşürmesi mümkün değil b 2 uçakları da geliyorlar ee, bu da değil ama neyse buradan anlatmaya çalışalım bakın şimdi burada Amerika'nın Ürdün'de üssü var Birleşik Arap Emirlikleri'nde Katar ve Bahreyn'de üstleri var buraya demin anlattığınız gibi bu bölgede Rus ordusuyla Wagnerlerle muhasamata girdi şeyler Amerikalılar ama e, hiçbir zaman bunlar Rus ordusu denmedi Suriye'ye destek veren Wagner kuvvetlerinin generallerini vurdu. Amerikan F-18 pilotları. Hatta o zaman e, şey e, Dışişleri Bakanı Lavrov tehdit etti Amerika'yı. Savaşın eşliğinden düştü, döndü Amerika ile Rusya. <laughs> ama sonunda ne oldu? Münbiç'i verdiler Ruslara. Ve burada Suriye konusunda gizli bir, ben bilmiyorum Hikmet Bey katılmayabilir görüşüme ama Suriye konusunda bir Rusya-Amerika mutabakatının var olduğunu görüyoruz. Ha, demek ki burada sizin sorduğunuz soruya Silahlar nereden geliyor derseniz Bir defa bu bölgeden geliyor Bir yukarıdan Sincar bölgesinden geliyor iki Zaten Irak hükümeti burayı konuyamıyor Artı hava kuvvetleri yoluyla da geliyor buraya Ve tırlarla hocam, geliyor Hocam bu, bu bölgeden geliyor Bakın bu bölgeden geliyor e, Dolduruyorlar yani Buyurun efendim ABD'nin Irak'ta Kaç üssü var ve nerelerde bir defa Bağdat dahil olmak üzere pek çok yerde üstleri var. Erbil'de. Ke Kerkük'te var. Erbil'de var. Ee, askerleri var. Ama küçük küçük üstler var. Ee, küçük üstler ama vurucu üstler bunlar. Artı hava üstleri var. Ee, onu söylüyor işte. Biz Amerikan askeriyle koalisyon kuvvetleri istemiyoruz diyor. Bu ne biliyor musun? Bu fitilin yandığı. Yani rahmetli Eşref Bitlis Paşa gibi Tabii. artık hiç. Irak halkı da... Çok daha kritik bir şey. E, yani. bunların düşman olduğunu, ve Türklerin Irak'a düşman olmadığını gördüler. Dilerim ki Şam yönetimi de bunu görür. Yani e, bizim bir defa Suriye'yle bir derdimiz olsa, buradaki 3 milyon adamı bakmayız biz. Bakın 3, 3,5 milyon adam burada var. 4 milyon Türkiye'de var, 7,5 milyon. 500 bin bu bölgede bizim güvenli bölgeye yerleştirilmiş. 8 milyon Suriyeli'ye bakan bir Türkiye var. Ve onların güvenliğini sağlıyor. Türkiye, Suriye düşman olsa Şam'ın dediği gibi biz gider öldürürüz onları. Ha İsrail'in yaptığı gibi. Yani başta hatalar yaptık ama sonra toparlamaya ya, şimdi, çalışıyoruz. Ya, olabilir çünkü bizi hatalar Davutoğlu, yapmadılar. Davutoğlu'yu anıyoruz ha. burada bir nasıl andığımızı şimdi bilemiyorum. Ne dedi? Biz 100 bin kişi alırız dedi. 4 milyon adam kucağımıza koydular. Şimdi e, buradaki sizin sorduğunuz soruda bakın burada Aynı zamanda CIA'nin adamları da var. Neden şikayet ediyorlar? Bizim Milli İstihbarat'ın e, hali hazırda İbrahim Kalın'ın aslanları diyorum ben ona. Buradaki yöre halkıyla bizim Bordo Berediler ve Milli İstihbarat'ın çok iyi bir frekansı uyuştu. Yani artık Kürtler de, Araplar da şunu görüyor, Türkmenler de, Yezidiler de. Bizim düşmanımız PKK'dır ve PKK'nın maşası Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'dir. Burada en önemli hadise. 7 Ekim'den bu tarafa bu bölgenin parçalanması, Irak'ın parçalanmasının İsrail'in bir projesi olduğu, kendileri İsrailler söylüyor. Diyor ki, Fırat'ın yukarısından bütün bu dinin altına kadar benimdir. Belki bunu İsrail askerleri yapamayacağına göre burada İsrail'in ordusu kim? Amerikan ordusu. Kendi söylüyorlar. Bizim müttefikimiz PKK diyor. O zaman ben Kürt vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bunlar sizin düşmanınız. Dini İslam'ın düşmanı ve emperyalizmin bir şekilde silahlı tetikçisi. Kürtleri de öldürenler de onlar. Yezidileri de öldürenler. Küçücük gelinleri vuranlar da onlar. Yoksa kalkıp da buradan Ceylanpınar'da, Akçakale'de, Suruç'ta, Antep'teki, düğündeki bir insanı hiçbir Kürt vurabilir mi ya? Siz sorun Akraba onlar hepsi birbirine. Ya bizim... Burada gelmiş <laughs> Fransa buradan bakın çok ilginç burada demir yolu falan bizden geçiyor bir oradan geçiyor. Osmanlı'nın topraklarının cetvelle parçadan 100 sene önceki alçak gibi bir emperyalizm bu. Tabi Hicaz Demiryolu Şam'dadır. Ee, gider görürsünüz orada yani. Şurada hocam, hocam sizin Amerikan yani, üstleri geldi, yani, geldi şöyle. Bundan mı bahsediyordunuz? Aynen bu. Şimdi bakın burada Bahreyn'de Katar'da hava üstleri var. Katar'da çok önemli bu B1 uçakları var. Yani ne demek? Ağır bombardıman uçakları var. Burada F-18'ler var. Mısır'da askeri var. Ürdün'de askeri var. Ve şu anda Kıbrıs'ı da şey yaptı. Nereden biliyoruz ki? Belki de Kıbrıs'tan da buraya şu anda silah yığıyorlar. Kıbrıs, yani, Kıbrıs şu anda daha çok İsrail'e sevkiyat için kullanılıyor. Güney ama Kıbrıs. Ama hocam bakın şöyle bir şey var. Geceliğin nereden biliyorsun buraya indirme Tabi Tabii tabii mümkündür mi? yani mümkündür. He? Mümkündür mümkündür. Nasıl düştü o helikopter burada? Buradaki helikopter Amerikan e, özel kuvvetlerinin Gazze'de çarpıştığı ortaya çıktı o 5 so. tane adamları. E, evet. Çünkü demin sizin söylediğiniz bir şey vardı. Bu modern zamanda siz süngünün çuvalına sığmadığını saklayamazsınız. Öyle ya da böyle yakalanıyorlar. Dolayısıyla buradaki oyuna bakmazsak yani Irak'ı 1991'de parçalayan, 2011'den itibaren Suriye'yi parçalayan ve bugün de bir şekilde... Güney Kıbrıs Rum yönetimini de deniz üstleri haline getiren Amerika'nın büyük bir planı var. Bu plan nedir? Gördüğünüz gibi diyor ki İsrail ben harbi bitirmeyeceğim diyor. Yine bugün tehdit ettiler. Lübnan'a girelim diyor. Mısır'a tehdit etti. Çek ya şeyi açarsın. Bakın şimdi siz düşünebiliyor musunuz burada e, İsrail'in e, burayı ve burayı eş zamanlı almak? Ne dedi Cumhurbaşkanı? Bizim Gazze'yi savunmamız bir şekilde... Mısır'ı savunmamızdır. Mekke'yi, Medinedir Şam'ıdır, Bağdat'ıdır dedi. Tabii Türkiye'de de Türkiye'de Dedi. Türkiye'yi de savunmaktır aynı zamanda. Ha şimdi neden şimdi? Neden? Bu adamların sınırı belli değil ki ya. Ya arkadaş, ya Johnny ben soruyorum. Ya kardeşim senin ne işin var ne burada? Teksas nere buranın? Demin ki kıza baksan, Zavallı bir Teksaslı. Demin ki o şey yapan. Fotoğraflara tekrar geçer misin? Silah veren eğitim. Onun ne işi? Kendi kendine zaten gözlerine baksan benim burada ne işim var? Aynen soruyor. Bak ben okuyayım onun vücudunu size. Bakışlarına bakayım. Yaptığından bin pişman. Neden? O da bir bayan. Neticede bir çocuğa ölmeyi öğretmek kadar kötü bir şey olabilir mi? Bak şuraya şimdi. Şuradaki. Bak ba bakışına bak. Yere bakıyor. Toprağa bakıyor. Bak. Bu da gözlerine bak adam. Ben diyor nereden geldim Amerikan? Ya hocam. Anam kim babam kim benim ne işim var bunlarla diyor. Bir kere dil bilmiyorlar. Aralarında bir diyalog yok. Bunlar nasıl anlaşıyor bu arada gerçekten ya? Var yamyamca bilen Kürtler var. Amerika'da eğitiyorlar hocam PKK'lılar. Amerika'da eğitiyorlar. Kimin ter şeylerin mi? Amerikan evet. askerlerinin tercümanları evet, evet. var. Tercümanları var eğitiyorlar aynı şey. Bakın ben yani. Moskova'da gördüm ya. Amerika'da eğitilmiş PKK'lı gördüm. Karşıma çıkardılar Moskova'da. Lavrov bizi çağırdıydı Sayın Putin zamanında. Şaşırdım kaldım. Iraklı, Suriyeli, İngilizce biliyor PKK'lı. Evet. Ee, şimdi buradaki, bakın şimdi öbür resme getirsin bir daha. Ee, tam şu kızın şeyini vereyim. Bakın kadın, bu olan ne kadar şaştı. Yakın Çocuk da bu da 21-23 yaşında bir olan Amerikalı. Gel, ben diyor nereden muhtemelen geldi? Muhtemelen o bak, da green bakın. kartlı falan. Böyle duruyor bak. Green kartlı falandır muhtemelen. Ha, bakıyor. <laughs> şimdi bu da orta hali zavallı fakir bir Amerikalı'nın çocuğu. Fakir fakiri silahlandırıyor. Niçin? Sizin sorduğunuz sorunun cevabı. Kimi öldüreceksin? Tabii Etrafında düşman yok, DAEŞ yok. Demek ki Türk askerini öldürecek. Hanım, DAEŞ zaten bahane içinde. İyi kardeşim sen ben ha, de... şu... bak yine. Burada bak kızın görüşlerine bakayım Bakıyorum şimdi. Yahu kardeş diyor. <laughs> bu çocuk bu silahı kullanmayı <laughs> bilmiyor. Aynen. <laughs> tamam mı? Çökmüş. <laughs> Kolombiya Kendinde M16 tüfeği ya, var. Bak. Ya. Anlaşıldı mı? <laughs> Kaleşin kopu gösteriyor. Bir şarjör takmayı öğretiyor ona. O da bakıyor nedir bu? Bomba mıdır? Nedir? Buradaki görüşlere bak. Saçlığını saklamış. E, cinsiyetini saklamış. Nereden geldim ben buraya? Yeminle billahidim bunun yetiştirdiği askerden ne olur? Evet. Ha? Evet. Olur mu? Çünkü askerde bir şey muharebe gücü olması için moral motivasyon gerekiyor. Bir ideoloji gerekiyor. Senin ideolojin <laughs> ne? Kalkıp da burada Türk ordusunu yenmen mümkün değil. Yakalıyoruz PKK'yı. Niye geldin? Ben seni yenemeyeceğim biliyorum diyor. Ulan niye geldin? E bana para verdiler diyor. E, parayı veren verenken Amerika Birleşik Devletleri. Bütçesinden <laughs> para bu, veriyor. Bu askerlerin çoğusu güç dengesi değiştiği zaman saf değiştirir. Yani şey eğittikleri çocuk. Elbette. Burada Peki. bir bir asker Mesut daha var. Ankara'ya da bir döneyim. Sonra bu da Masum askeri. Hocam'a bir döneyim. Hayır. hayır. Ha.